geçen hafta ListStyle'dan bahsetmiştik. ListBuilder ve ListView içerisinde kullanabiliyorduk ve ListStyle içerisinde hani herhangi bir tasarımımızı geliştirebilmek için kullanıyorduk aslında. Daha detaylı bir tasarım yapmak için. Öncelikle ListStyle'ı nasıl kullandığımıza bir bakalım. Ardından da şöyle bir uygulama yapalım. Nedir? 100 tane ya da 1000 tane sayı üreteceğim. Daha doğrusu sayı üreteceğim derken bir nevi sıfırdan 100'e kadar veya sıfırdan 1000'e kadar sayıları aslında ekrana listelemek istiyorum. Elemanları listelemek istiyorum. Bunu listelemek için de ListStyle'ı kullanacağım. Kullanırken de ne yapacağım? Tıklama özelliğini, on tap özelliğini kullanacağım. On tap özelliğinde tıkladığımızda her bir tıklamış olduğum elemanın indeksini ekrana yazdırmak istiyorum Divac'a. Tabii bu indeksle birlikte isterseniz hani bu listelin tayli ve saptaylı ilgili ile ilgili bilgileri de loklayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bunun için de yine tabii işin içerisine biraz döngüler girdiği için ne yapmam lazım benim? Item count ve item builder'ı yani list view builder'ı kullanmam lazım. Ve count'ı bir nevi size for döngüsüymüş gibi kullandırtacak. İndeksinizi arttırabilmeniz için size bir indeks numarası, indeks değişkeni aldırtacak. İçeriğini aktarabilmeniz için, o indekse ait içeriği aktarabilmeniz için bir konteks değeri verecek. Ve siz bunları artık harmanlayarak ne yapmış olacaksınız? Uygulama içerisinde kullanmış olacaksınız. Dilerseniz öncelikle listayla nasıl kullanıyorduk ona bir bakalım. Ardından da bunu geliştirmeye çalışalım. Şurada center mı ve floating action'ları mı? Uçurayım. Stateful widget'tan devam edeceğim. Herhangi bir değişikliklerimden dolayı. Başka ne yapabilirim? Yine listelerimi hizalayabilmem ve de rahat bir şekilde kullanabilmem için ne yapabilirim? Hani sütunları yerleştirebilirim. Bu sütun üzerinde çalışma yapacağım. Bu sütunlar içerisinde çalışma yapacağım. Ne demiştik? ListStyle kullanacağım dedik. ListStyle widget'ını çağırmam lazım. Tabii bunu çağırabilmem için ve bunu sütunlara aktarabilmem için benim neyi kullanmam lazım? Children'ı kullanmam lazım. Children içerisinde bunu aktarmam lazım. Children'ın da bir liste yapısı olduğu için sizin listeleme yaparken hangi widget'ları kullanacağınıza dair bir alan açıyor. Bu alanda da ben direkt listeyle belirliyorum. Ne yapalım ki 3 tane listeyim olsun mesela. 3 tane elemanım olsun listemde daha doğrusu. Bunlardan birinde nasıl yapıyorduk hatırlarsınız. Liste elemanın başına veya sonuna isterseniz görsel veya ikon ekleyebiliyordunuz. Bunları da nasıl yapıyorduk? Leading ve şurada da trailing diye özelliklerimiz vardı. Leading en baştaydı. Buraya mesela bir Flutter logosu koyabiliriz. Trailing kısmında da bir ikonumuz olabilir. Mesela ikonumuzda ne olabilir? Şöyle ikonstan arasın bakalım. Şöyle bir checked işareti olabilir. Leading ve trailing'lere dedik. Liste elemanınızda neyin gözükmesini istiyorsunuz? Title. Bir de subtitle'ımız vardı hatırlarsınız. Title'da ne yazdırabiliriz? Listenin elemandaki görünmesi istediğiniz ismi yazabilirsiniz. İşte birinci eleman gibi. Subtitle'da da hemen ne yapıyorduk? O yazının altına bir alt yazı, bir açıklama ekleyebiliyorduk. Buraya ne yazabiliriz? Birinci elemanın açıklamasıdır gibi yazabiliriz. Başka neler yapılabilirdi? On tap özelliğinden bahsedebiliriz mesela. Bu tamamen nedir? On tap özelliği de tıkladığınızda veya işte
O elemanı seçmek istediğinizde size vermiş olduğu fonksiyon içerisinde kodlarınızı yazabileceğiniz ve çalıştırabileceğiniz bir alan sunuyor. Hadi bak, print'e geliyorum. Yine herhangi bir loklama yapacağım. Buna tıklanıldı şeklinde. İşte birinci elemana tıklanıldı gibi. Bir ne yapmış oldum? Loklama işlemi yapmış oldum. Bir tanesini bir çalıştıralım bakalım. Bir eksiğimiz, gediğimiz var mı? Onu görelim. Geldin. Ne yaptın? Flutter logom geldi. Aynı zamanda birinci eleman şeklinde bir başlık atadım. Altında da açıklamasını oluşturdum. Bir de trailing kısmında ne yapmıştım? Bir check ikonu atmıştım. Bakın, on tap özelliğiyle bu elemanı seçtiğimde ne yapmış oluyor? Tamamen debug kısmında bunu aktif hale getirmiş oluyor. Ve ardından biz artık list style'larımızı ne yapıyorduk? Biz her defasında bunları içeride çoğaltacak mıyız böyle? Mesela şu şekilde çoğaltalım. 3 tane elemanım olsun istiyorsan mesela, şunları da hani farklılık olsun diyerekten isimlerini yazalım. Şu şekilde 3, 3 ve 3. Tekrar bir çalıştırayım. Bakın ne yaptı? 3 tane elemanı peş peşe sıraladı. Ve tabii tab özelliklerini her birine tıkladığımda ilgili debug print'i çalıştı. Artık ben bu şekilde olmasın da hani daha kullanışlı olsun istiyorum listemin. Ne yapabilirim? Yarın öbür gün ben bu listelere veri tabanlarından veri çekeceğim. Veya dinamik bir veri oluşturacağım o esnada. Ve bunları efektif bir şekilde kullanmam lazım. Hani her defasında ben böyle atıyorum veri tabanında 100 satırlık bir kayıt varsa kalkıp da burada 100 tane listeyle oluşturmak istemiyorum. Bunları ne yapacağım? Artık daha düzgün bir şekilde kullanabilmem için ve daha maliyeti az olacak bir şekilde kullanabilmem için List View Builder kullanacağım ve burada da artık ne yapmış olurum? İşin içerisine biraz da hani for döngüsü girmiş olacak. Sizin kaç tane elemanınız varsa ve bu elemanların indekslerini çekecek, aynı zamanda da elemanın içeriğini çekerekten işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Body kısmına geliyorum. Tekrardan şu kolon kısmını aldım. Direkt ben ne yapacağım? List view Builder'la işin içine atlıyorum. Bakın, Builder dedim, bana item Builder'ı null olarak verdi. Hemen bunları oluşturalım. Neler vardı hatırlayalım. Item count vardı. Item builder vardı. Hemen onun yanında. Item count'umuzu belirleyeceğiz. Item builder'ımızı belirleyeceğiz. Tabii şurada tıklanma sayısı önceki örnekten kalmış. Onu da uçuralım. Alakasız. Ne yapacağım? Item builder'ımı oluşturacağım. Item Builder kısmında neler kullanmam lazım? Benim context ve de indeksimi belirleyebileceğim alanlarımı belirtmem lazım. Ardından da bunu tabii bir fonksiyon içerisindeyken artık neye dönüştürmem lazımdı? İçeride işlerimi halletmem lazım. Şu an için boş bırakıyorum. Şimdi ne yapacağım? Listaylarımı evet oluşturacağım. Ancak listaylarımı biraz da hani şekil katmak istediydim, hatırlarsınız. Kart widget'ını kullanmıştık. Onu da işin içine dahil edelim. Ancak ne demiştik? Hani az önceki listayl içerisinde ne vardı? Tile'ım vardı, subtile'ım vardı. Bu bütün widget'larda bulunacak. Bütün listayl widget'larımda bulunacak değerler. Bunları ne yapabilirim? Hem bir sayı üreteyim. O sayı içerisinde de onlara ait olaraktan tile ve subtile'larını oluşturayım. Bunun içinde ne yapacağım? State klasımın içerisinde de override üzerinde bir yerlerde tanımlama yapmam lazım. Daha doğrusu bir liste oluşturmam lazım. Bunun içinde list sınıfını kullanacağım. Liste elemanları na liste sınıfına atama yapıyorum. Nasıl bir atama yapacağım? Sayıları sıfırdan işte 100'e kadar veya 1000'e kadar işte istediğiniz sayıya kadar üresin diyerekten bir generate metodu var. Burada sizden ne istiyor? Length istiyor. Bir de hani neyi kullanacaksınız, hangi değişkenli kullanacaksınız onu belirtmenizi istiyor.
Generate diyorum, 100 diye belirtiyorum. İndekste de herhangi bir şey şu an belirtmiyorum. Sadece indeks olarak bilinsin tüm class içerisinde. Peki bu listenin değerlerinde dediğim gibi listeyle title'ı ve subtitle kısımları vardı. Bunları artık toparlayayım bir yerde. Yine fonksiyonun return kısmında döndüreceğim bunları. Nasıl döndüreceğim? Liste mantığında yapacağım. Key-value şeklinde. Key'lerim ne olacak? ID, title, subtitle. Karşılıklarında ne olacak? Artık benim burada üretmiş olduğum sayı ve indeks olaraktan bu değişkeni kullanmış olacak. ID ne olacak? Direkt indeks değişkenimi alıyorum yukarıdan. Ardından diğer bir key'im neydi? Title'dı. Her bir listayla title'ına nasıl bir etiket gelsin? List style. Yine Dart'tan değişkeni nasıl yazıyorduk? Şu şekilde list style bilmem ne kaçıncı elemanı. İndeksinci elemanı şeklinde. Tamam. İşte listel birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü elemanı gibi ekrana yazdırsın. Bir de bir ne vardı? Subtitle özelliğim olacak. Subtitle'a da hangi value'yu göndereceğim? Yine az önce ne yazmıştık? ListStyle'ın açıklaması, ilgili açıklama diye yazmıştık. Yine öyle yazabilirim. İndeksinci elemanı, eleman ile ilgili açıklama metni diyebiliriz. Birazcık uzatalım. Bunu da bu şekilde oluşturduk. Tabii list generate bir fonksiyon olduğu için hemen noktalı virgülümü istedi benden. Onu da ekledik. Ne yapmış olduk? List sınıfından bir liste elemanları diye bir değişken oluşturdum. İçerisine bir liste yükledim. Nasıl bir liste yükledim? 100 elemanlık bir liste yükledim. Nasıl yüklenecek bunlar peki? Key ve value değerleri olacak şekilde ID, title ve subtitle olacak şekilde listeyi yüklemiş oldum. Ve bunların karşılığı nereden alınacak? ListStyle'ın içerisinden alınacak demiştik. Şimdi artık ListViewBuilder da bizden hep bir item counter istiyordu ya, onu belirleyebilirim. Ne diyebilirim? Yukarıdaki oluşturduğum listeyi buraya atayabilir miyim? Evet, ancak listenin neyini atayacağım? Uzunluğunu atayacağım. Length ile. Ne diymiş oldum? Liste elemanları nokta length diyerekten listenin uzunluğunu buraya atamış olduk. Şimdi return kısmında ne dedik? Listelerimi oluşturacağım ancak neyin içine? Bir kart yapısının içerisinde daha da şekillendirerekten görüntülerini oluşturacağım. Kartımı oluşturuyorum. Hemen kartın içerisinde de ne yapacağım? ListStyle'ımı oluşturacağım. Neler yapıyorduk? Elevation diye bir özelliğimiz vardı. Tamamen hani kart Z koordinatına göre kartta yerini ayarlayacaktı. Bunun için değer atıyorduk. Ardından margin. Bu margin kısmında da tamamen nasıl görünecek etrafı veya birbirleri arasında kartların arasında nasıl yerler açılacağı hakkında bahsedebiliriz. Etki inserts all veya all'u kullanıyorduk hatırlarsanız. Benden değer istedi. 10 şeklinde vereyim şimdilik. Ve kart ne kullanıyor? Haliyle bir kart yapısı olduğu için child'ı kullanabilirim. Ve o kartın içerisine bir tane widget atacağım. O widget da nedir? Child olacak. Peki child özelliğime listStyle widget'ımı atıyorum. Hop, pardon. ListStyle widget'ımı atayacağım. Leading verebiliriz. Leading'de de mesela Circle Avatar diye bir özellik var. Bu Circle Avatar'ın içerisine ikon yerleştirebilirsiniz veya resim de aktarabilirsiniz. Onu da de kullanalım. Değişiklik olsun. Ne alıyor bir bakalım. Circle Avatar tek bir widget alabileceğinden bahsediyor bana. Tek bir widget içerisinde de sadece
Ne yazayım? İkon da atabilirsiniz. Text de verebilirsiniz. Ben burada ne yapayım? Avatar yani circle'ın içerisinde, dairenin içerisinde o dizinin indeksinin numarasını atayım mesela. Liste elemanlarının, bakın burada işin içine şimdi listemiz vardı ya şu yukarıda. Ne yapıyorduk biz hani Java'da veya başka bir dilde listelerde çalışırken indeksi, listenin indeksinci elemanı, listenin birinci, ikinci, üçüncü elemanı. Ama ben bunları nasıl gösteriyordum? Hatırlarsanız hemen geliyordum. Listenin ismi ve köşeli parantezi kullanıyordum. Ben burada bir döngü içerisinde çalıştığım için artık ne yapabilirim? İndeks değişkenimi kullanabilirim. Ve listenin indeksinci elemanını bana bu indeksinci elemanından hangi key'i getir, ID key'ini getir diyeceğim. Tabii bunu hemen toString'e çevirmek istiyorum. Tekrar ediyorum. Bir liste yapım vardı. Ben liste içerisindeki değerleri nasıl getiriyordum? Köşeli parantezlerle getiriyordum. Listemin birinci elemanında ID key'ini getir. Title key'ini getir demem lazım. Onu da nasıl yapmam lazım? Köşeli parantezler içerisinde işte bir ID, işte iki subtitle gibi yazmam lazım. Ancak bir listenin uzunluğuna göre dönen bir döngü, bir yapı varsa bunu indeks değişkeni olarak deniyorum, kullanıyorum. İndeks değişkenin ID değerini bana yazdır diyorum. Başka yine kartın içerisinde neler verebiliriz ona bakalım. Ha, kartımıza isim verebiliriz. Bakın mesela listede hani title veriyorduk, subtitle veriyorduk ya burada da verebiliyoruz aynı şekilde. Nasıl diyebilirim? Text widget'ımda yukarıda yine ben listenin içerisinde title ve subtitle'ları tutmuştum hatırlarsanız. Yine aynı şekilde liste elemanlarının indeksinci elemanının neyini istiyorum ben? Title bilgisini istiyorum. Tırnak içerisinde title ismini istiyorum. Zaten string bir değer. O yüzden string'e çevirmiyorum. Ardından subtitle'ını verelim yine text olarak da kart elemanımıza. Yine liste elemanlarının indeksinci değerinin subtitle bilgisini vermiş oluyorum. Listayla bir de ne verelim? On top özelliğimizi verelim. On type içerisinde bir fonksiyon yazacağım. On top içerisinde de ne yazalım? Tıkladığımızın şu indeksinci eleman tıklandı diye mesela atayabiliriz. Loglamasını yapabiliriz yine. Debug print fonksiyonunu çağıracağım burada. Yine nasıl kullanacağım? Liste elemanlarının indeksinci değeri, seçilen indeksinci değerinin neyini ID'sini atayım mesela. ID tabi bunu integer olduğu için string'e çeviriyorum. Artı nıncı eleman şeklinde eleman tıklanıldı şeklinde ekrana yazdırıyorum. Bir bakalım unutmadıysak çalıştıralım. Ne gelecek, ne gidecek. Tasarımına da özenmedik. Evet, şöyle bir yapı geldi karşımıza. Listeyi yukarıya doğru kaydırdıkça bakalım 100'e kadar 100 demiştik diye hatırlıyorum. Evet, listenin sonu sıfırdan başladığı için tabii 99. eleman olaraktan geldi. Peki ben herhangi bir kartı tıkladığımda, listenin elemanını tıkladığımda ne yapıyor? Bakın 96. eleman şeklinde ekrana bilgileri yazmış oluyor. Tabii dilerseniz bunu süsleyebilirsiniz de mesela
Circle avatarı işte mesela arka planını kırmızı yapabilirsiniz. Yazı fontunu değiştirebilirsiniz. Başka şu trailingle şuraya ikonlar ekleyebilirsiniz. Yani bir an renklendirmeyi düşündüm ama böyle siyah, beyaz, gri hoşuma gitti tamamen bir Beşiktaşlı olarak da. Yani böyle basit bir uygulama yapmış olduk. Listyle'ında, OnTap özelliğinde, aynı zamanda kart yapılarını da hatırlamış olduk.